Merhaba Medya Penceresi izleyicileri. Hepinize iyi günler diliyoruz. Dediğim gibi sizlerle video paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün bir konu hakkında sizlerle bu videoyu paylaşmayı tercih ettim. Biliyorsunuz Fransa'nın başkenti Paris'te 850 yıllık Notre-Dame Kilisesi çıkan bir yangın nedeniyle büyük hasar gördü. Kilisenin çatısı uçarken hemen hemen kullanılmaz hale geldi diyor uzmanlar. İnsanlığın kültür miraslarından birisi bu kilise. 850 yıllık bir tarihe sahip ve Fransa'nın başkenti Paris'in de simgelerinden. İnsanlık tarihi adına bu çok önemli yapının yıkılması elbette çok üzücü. Hiç kimse bundan sevinç duymamalı, mutlu olmamalı. Çünkü bu tür tarihi yapılar geçmişi geleceğe taşıyan yapılardır ve muhakkak korunmalıdır. Bu konuda hiç kimsenin tereddüt olmasın, kuşkusu olmasın ki bu sevinilecek bir durum olmadığı gibi çok üzülecek bir durum. Bu yangın sonrası başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerimiz hepsi bu olayın ne kadar üzüntü duyduklarını dile getirdiler. Bu elbette olayın üzücü bir yanı. Sosyal medya üzerinden şöyle yorumlar da okuyabilirsiniz. Çok iyi olmuş. İşte onlar kendi tarihine baksınlar. Niye bizim tarihimize ilgilendiler? Acaba onların tarihi yanarken hiç üzüldüler mi diye. Böyle düşünmek aslında çok yanlış, çok sığ bir düşünce. Bunu hiç yapmamalıyız. Evet, Avrupalıların, Batı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere birçok ülkenin tarihinden dem vurup kendi tarihlerini hiç görmemezden gelen Fransa gibi ülkelere bu iyi olmuş diyen insanlar var. Bu yanlış düşünce. Bunu kafamızdan silip atmalıyız. Şimdi deniyor ki Avrupalılar bu kadar çok üzülüyorlarsa Güneydoğu'daki terör olaylarında Diyarbakır'daki 500 yıllık Kurşunlu Camii PKK teröristleri tarafından yıkıldığı zaman neden hiçbir Avrupa ülkesi bu konuda bir tepki göstermedi? Neden bu da 500 yıllık bir mirastır, tarihi bir emanettir diyerekten hiçbir Avrupa ülkesi bize bir başsağlığı taziye göndermedi. Bu olaydan duyduğu üzüntü dile getirmedi. Evet, çok yanlış düşüncedir. Kendilerine gelince en ufak olayda, en küçük hadisede yer yerinden oynarken, kendileri bu tür olaylar kınarken, tasvip etmezken, birçok ülkeyi ülkede daha doğrusu suçlu ararken, bizim ülkemizde yapılan böyle güzel bir camideki bu yangın sonrası kullanılmaz hale gelmişti. Neden bir üzüntü dileklerini iletmediler? Bunu diyen çok insan duydum ki ben de öyle düşünüyordum. Bizim ülkemiz olduğu zaman bundan büyük üzüntü duymuştuk. Bunu onların da dile getirmesi lazımdı. Getirmediler. Gerçekten üzüldüm. Bu tarihi binalarını koruması lazımdı. Artık geçmiş olsun inşallah. Fransız hükümet bunu en kısa zamanda orijinaline uygun şekilde getirecektir. Gelirken haberler dinledim. Spiker'in bir ilginç bir şey söylüyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gene ilginç bir açıklama yapmış sosyal medya üzerinden. Demiş ki, yani tam bir komedi filmi gibi, yangın uçakları kilisenin üzerinde neden müdahale etmedi diye. Ya insana biraz sorarlar, bu nasıl bir mantıktır? Sen hangi itfaiyecilik, hangi yangın bilgisine sahip olarak böyle bir yorumda bulunabiliyorsun, böyle tweet atıyorsun? Keza hemen birkaç dakika geçmeden yangın uzmanı olan kişiler, Paris'tekiler buna cevap göndermişler. Demişler ki Trump herhalde ne yaptığının farkında değil. Eğer orada uçaklar herhangi bir yangın söndürme girişinde bulunsalardı kilise tamamen çökebilirdi. O anlamda elimizde hiçbir tarihi eser kalmaz diyerekten kendisine gerek cevabı vermişler. Dediğim gibi yani düşün Donald Trump bile bu olaya tepki göstermiş, üzüldüm demiş. Fakat biraz ne diyelim ona? Yine fantazi yapmış kendince. Nasıl ülkemizde değişik şeyler yapmaya çalışır gibi ülkemizi zorda bırakmak için yurt dışından neler yaptığını biliyoruz. Ondan dolayı yani birçok ülkeden krama gelmiştir. Gelişmeye devam edecektir. Ve işin ilginç bir tarafı ve acı tarafı Libya'da, Irak'ta, Mısır'da birçok ülkede 100 yıllık, 200 yıllık, 300, 400 hatta 500 yıllık tarihi eserler Amerika başta olmak üzere oradaki batılı güçlerin desteklediği teröristler tarafından yıkılırken hiç neden oralarda tarihi eserler var denilmedi? Neden bunlar korunsun denilmedi? Bakın orada korunmazken kendilerine gelince en ufak bir şeyde muhakkak korunsun, üzüntü duyduk diyorlar. Yani bu tür yapılar, değerler, kültürler bütün dünyanın ortak
mirasıdır, ortak kültür, bunların hepsine sahip çıkmamız lazım. O anlamda bu tür durumlara lütfen sevinmeyelim. Bunlar gerçekten üzülecek durumlar.